Değerli büyüklerim, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ayağınıza güveninize sağlık. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Malum başkanlarımın programları birazcık yoğun. Ben ilçe başkanıma sizi devredeyim. Başlasın inşallah. Çok teşekkür ederim. Dernek başkanımızın ve tüm kolyesinin üyelerimizi ve kayı boyumuzun çok değerli yiğit evlatlarını ben de saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hepimiz bu güzel varlığımızdan dolayı hepimiz ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Kıymetli arkadaşlar, malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımızı Türkiye yüzyılı olarak adlandırdığı 14 Mayıs 2023 seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Bizler 2001 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kurulan AK Partimiz 2002 yılından itibaren girmiş olduğu tüm seçimlerde öncelikle Cenab-ı Allah'ın yardımı ve çok kıymetli milletimizin de destek ve teveccühleriyle girmiş olduğu bütün seçimlerde hep birinci parti olarak çıkmış ve aziz milletimize hizmet etmeye devam etmiş. Bizler için bütün seçimler çok önemliydi. Bizden önceki ilçe başkanlarımız zamanında da ilçe başkanlarımızın, büyüklerimizin bizlere hep söylediği şuydu. Arkadaşlar, bu girdiğimiz seçim çok önemli. Ona göre çalışalım. 2002 yılından 2004 yılına, 2007 yılından 2009 yılına, 2011, 2014, 2015, 2018 ve 2019 seçimleri bizler için çok önemli. Bu seçimlerin önem haiz etmesinin sebebi de 2023 seçimlerine ulaşabilmemiz. Kıymetli arkadaşlar, öncelikle Allah'a müsenalar olsun. Sizlerin desteğiyle, teveccühüyle de 2023 seçimlerine de ulaştık. Şimdi önümüzde yaklaşık 10 gün sonra gireceğimiz en önemli, belki de yüzyılımızın en önemli seçimi var. Bizler için olmak ya da olmamak olarak adlandırdığımız aziz milletimizin bu kazanımlarını kaybetmemesi açısından bizim için çok önemli olan, milletimiz için çok önemli olan bir seçime gitmek üzereyiz. İnşallah öncelikle sizlerden istirhamımız bugüne kadar olduğu gibi bu seçimlerde de Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize, Cumhur İttifakı'mıza desteğimizin artarak devam etmesi ve inşallah 14 Mayıs 2023 gecesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçebilmek ve AK Parti'mizi, Cumhur İttifakı'mızı da parlamentoda bugüne kadar almış olduğu milletvekili sayısının üzerinde fethinde bir sayıyla parlamentoda temsil edilmesini sağlamak. Kıymetli arkadaşlar, şimdi uzun uzadıya bu 21 yıllık süreci anlatmaya kalksak ne gün yeter ne gece yeter. Sadece şunlardan bahsetmekte fayda var. Hatırlarsınız, bundan 25 yıl önce, 20 yıl önce bir vesayet odakları diye geçen bir grup vardı. Bizler o gün için vesayet odakları dendiğinde kimler diye sorduğumuzda o gün için Genelkurmay Başkanı'nı da bunun içine sayabilirsiniz. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanları da sayabilirdiniz. Gök Başkanı'nı da sayabilirdiniz. Anayasa Mahkemesi'ni de sayabilirdiniz. Ama hamdü senalar olsun Allah'a ki Sayın Cumhurbaşkanımız referandumda getirdiği düzenlemelerle, halkımızın desteğiyle bunları bir bir egale ederek, bunları saf dışı bırakarak yeter söz milletindir olgusunu hayata geçirtirdi. Şimdi kıymetli arkadaşlar, başı açık, başı kapalı kadınlarımız var. Hepsi bizim başımızın tacı. Hatırlarsınız bundan yıllar önce oğlunun yemin törenine giremeyen analarımız vardı. Eşi kapalı olduğu için görev alamayan kardeşlerimiz vardı. Ama çok şükür şu anki pozisyonda başı kapalı veya başı açık hiç önemli değil. İster bakan olabiliyor, ister vali olabiliyor, askeriyede komutan olabiliyor. Bizim için milli eğitimden askeriyeye, bütün kurumlarda bizler için önemli olan fırsat eşitliği. Bizler için önemli olan ehliyet ve liyakat. Yani karşı cenahın bez parçası veya çul olarak sıfatlandırdığı bu başörtümüz bizim inançlarımızın gereğidir. Kıymetli arkadaşlar, hatırlarsınız 86 yıllık bir özlemimiz vardı. Biz bunları çabuk unutuyoruz maalesef. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bakfiyesi, Ayasofya Kebir Camii Şerifimiz yine Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, sizlerin desteğiyle, Allah'ın da yardımıyla hamdolsun öz benliğine dönüştürüldü. Bunlar bizim sadece ülkemiz için değil, tüm Müslüman alemi için
önemli olan kazanımı. Şimdi kıymetli arkadaşlar, hatırlarsınız yine, Heron vardı. Yaşı benimle eşit olanlar belki bilirler. İsrail'den aldık o Heronları. PKK terör örgütüyle, terör unsurlarıyla mücadele ederken bu Heronlardan takip etmeye çalışırdık. Ama ne hikmetse, ne zaman bu terör unsurlarını bulurduk, görürdük, sanki elektriğin fişi çekilmiş gibi görüntü bir anda kaybolurdu. Biz dağları, taşları, bombalardık. Uçaklarımız geri dönerdi. Herhangi bir zayiat var mı yok mu doğru düzgün bilemez. Ama çok şükür birliğileşme ve elleşme hamlesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık. Ve şu anda PKK terör örgütüyle ve diğer minimum örgütlerle kendi inlerinde mücadele ederek onların belini büktük. Ve inşallah onları bitirme aşamasına geldik. Çok şükür. Kıymetli arkadaşlar, maalesef karşımızda 6'lı olarak başlayan, akabinde 7'ye çıkan, 8'e çıkan, 11'e çıkan bir masa var. Bu eski dönemlerin koalisyon masası. Yani kimse kusura bakmasın. Eskiden koalisyon pazarlıkları olurdu. Genç kardeşlerimiz de onları hatırlamayabilirler. İşte 2 milletvekili verirsen bana bir bakanlık verirsin. Oradan 5 milletvekili sana ben kaydırırsam, sana destek verirsem sen de şu bakanlığı verirsin. İşte en son Mart ayında yapılan görüşmelerde hepimiz haberlerde, televizyonda seyrettik. Masadan kalktılar, masaya oturttular. Ondan sonra sanki bir pastayı paylaşır gibi Cumhurbaşkanlığı yardımcılarını paylaştılar. Hiç önemli değil. Aziz milletimiz bunların hepsinin farkında, hepsini görüyor. Bizler için önemli olan bizlerin istikrarı devam ettirmemiz. İşte 2020 yılında bizler, Allah'ım senalar olsun, Karadeniz'de kendi doğal gazını keşfettik. Ve muasır medeniyet dediğimiz gelişmiş devletleri sözüm ona 6 yılda 7 yılda çıkartıp da kullanımına başladığı doğal gazını bizim kıymetli vatan evlatlarımızın gayretli çalışmalarıyla 32 ay gibi kısa bir sürede biz ateşini verdik ve şu anda bir ay süreyle kendi doğal gazımızı vatandaşımıza bedava veriyoruz. Ondan sonra bir yıl süreyle de hem suda hem mutfakta da bir yıl süreyle ücretsiz olacak. Ve dün yine işte sürekli sadece terör olaylarıyla anardık, hatırlardık, isimlendirdik. Gabar'da, Gabar'ın terörden temizlenmesi sonucunda yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde de günlük 100 bin varil petrol keşfimizi gerçekleştirdik. Yani hülasa şunu söylemeye çalışıyorum kıymetli arkadaşlar. Artık zincirlerinden kurtulmuş, prangalarından kurtulmuş, yeni Türkiye yüzyılına hazırlanmış, yüce ceddine layık bir ülke var. Bizim bir mefkuremiz var. Nedir bu mefkuremiz? Bizim bir Kızılayımız var. Bizler Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri zamanındaki gibi, Kanuni zamanındaki gibi, Fatih Sultan Mehmet Han zamanındaki gibi, İslam'a hadim, dünyaya hakim bir millet olabilmenin arzu ve gayreti içerisindeyiz. Bizler kökleri mazide, dalları adide, çok büyük bir milletiz. İnşallah bizler kök değerlerimize bağlı, aziz milletimizin inançlarıyla garp olmuş, çok güzel bir davanın mensuplarıyız. Kıymetli arkadaşlar, değerli büyüklerim. İnşallah bu 21 yıllık kazanımlarımız artarak devam edilmesi için 14 Mayıs 2023 seçimlerinde tekrar sizlerin desteğine, dualarınıza ihtiyacımız var. İnşallah ben de umut ediyorum ki sizlerin desteğini ve duaları artarak devam edecek. 14 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakımızı desteğimiz artacak. Ve inşallah bu kazanımlarımız artarak yeni Türkiye vizyonunda devam edecek. Ben bu akşam bizleri bu şekilde karşıladığınız, misafir ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir özür de dilemek istiyorum. Sizler saat olarak biraz sizlere bekletmiş olduk. Malumunuz 6 Şubat 2023 tarihinde 11 vilayetimizde yaşanmış büyük bir zelzele, deprem felaketi yaşadık. Bundan sebep seçim sattı haline normalde yaklaşık 45 gün, 60 gün önce resmi olarak başlardık. Lakin biz 30 gün olarak, 30 gün önce başlayabildik. Bundan dolayı da programlarımızı çok hızlandırmak zorunda kaldık.
programlarımız da yoğun olduğu için siz, bazen sizler gibi değerli kardeşlerimizi bekletmek zorunda kalıyoruz. Hepinizden çok özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Ama ben bu güzel karşılığınızdan dolayı önce kıymetli başkanımıza ve tüm bütün dernek üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, ben de başta çok değerli Ahmet Başkanım olmak üzere kıymetli Ertuğrul Gazi Derneğimizin üyelerine, çok değerli basın mensuplarımıza, yine beraberinde kıymetli büyüklerimize, kardeşlerimize, hanımefendilere, beyefendilere saygıyla selam veriyorum. Kıymetli arkadaşlar, çok kısa bir selam vermek için ben söz aldım. Malumunuz seçim saflı mahallindeyiz ve bu süreç içerisinde de aslında nezaket ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. Yani buralarda uzun uzun mevzuları anlatmaktan öte aslında sizlerin zihninde oluşan varsa sormak istedikleriniz bunların bizlere yönelteceği ortamdan daha verimli olduğunu düşünüyorum. Yani çok şeyler anlatabiliriz. Ama biz şunu ifade edebilirim. Yani 2018'den bu yana karınca misali çalıştığımızı ifade edelim. Yine partimizin kurulduğu günden bugüne karınca misali çalıştığımızı ifade edelim. Yani biz eğer bir 5 yıl içerisinde en son yapılan genel seçimden bugüne eğer ki çalışmadıysak, üretmediysek, hizmet etmediysek, bugün saatlerce konuşsak zaten bu kıymetli. Ama tabii bundan bir nezaket ziyareti olarak kabul ediliyor ve tabii gönül istiyorum tüm efendim vatandaşlarımızın her birine tek tek işte işletmelere, evlere, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına ulaşalım ve onlara bir şekilde selam verelim istiyoruz. Ve bugün nasibimiz buradaymış. Gidemediğimiz, kapısını çalamadığımız başkaca yani ilçe başkanı ve ben özelinde de özellikle gidemediğimiz mutlaka STK'larımız ve noktalar oluyordur. Ancak tabii malumunuz dediğim gibi yani kısa bir süre içerisinde büyük bir kampanya çalışması yürütülüyor ve dolayısıyla da bu süreci hep birlikte tüm teşkilat üyelerimizle beraber yürütüyor ve tamamlıyor olacağız. Tabii ben ülkemiz için, milletimiz için Cenab-ı Allah hayırlı olanı nasip etsin diyorum. Cumhur İttifakı'na sizlerden dua ve destek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Tabii bir teşekkür de burada kıymetli başkanım ve geçmiş dönem başkanlarımız da var burada. Mehmet kardeşimiz var. Ahmet kardeşimiz var. Emin abiyi gördüm. İşte dernek büyüklerimizi görüyorum. Allah razı olsun. Kültür ve örf adet geleneklerin yaşatılması anlamında çok ciddi desteğiniz ve katkınız olduğunu ben bir senin belediye başkanı olarak söylemek istiyorum. İşte daha öncesinde de mesela işte biz kılıç kalkan ekibi kurmak istiyoruz denildiğinde hemen kurun kardeşim, iş durma. Hemen kurun. İşte buralarda etkinlikler yapmaya çalışıyorsunuz. Belediyemizin organizasyonlarında ya da kendi yapmış olduğunuz organizasyonlarda ciddi manada kitlelere mesajlar veriliyor ve geleneklerin, örfün, adetin yaşatılması noktasında da ciddi katkılar konulduğunu ben söylemek istiyorum. Bundan dolayı da başta şimdiki başkanımız olmak üzere ve geçmiş dönemde görev almış tüm başkan ve yöneticilerimize, üyelerimize huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu manada da her zaman yanınızda olduğumuzu, yani paydaş programlar olur, paydaş çalışmalar olur, sizin yaptığınız çalışmalar olur. Bunların her zaman yanınızda olmak istediğimizde bilmenizi istiyorum. Tekrar hoş, güzel karşılamanız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Sayın hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz seçim süreci içerisindeyiz biz de. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz AK Parti olarak her zaman çok büyük hayaller kuran, yalnız hiçbir zaman hayal satmayan bir partiyiz. Allah'ın izniyle 21 yıldır ülkemizde, vatanımızda verdiğimiz, halkımıza, milletimize verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Yapamayacağımız hiçbir yatırımı, hiçbir kalkınma hareketini söylemedik.
Şunu söyleyeyim, 21 yıldır tam 3,5 trilyon yatırımla bu ülkeyi AK Parti sayesinde kavuşturduk biz. 80 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılamayanı biz sadece 21 yılda yaptık. Diğer ülkelerde görüp de hayran olduğumuz, keşke bizim ülkede de olsa adamlar yapmış dediğimiz bütün projeleri biz evvelallah Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, güçlü kuvvetli hükümetimiz sayesinde gerçekleştirdik. Bugün de malumunuz, belki görmüşsünüzdür, haberlerde takip etmişsinizdir. Zigana geçidini açtık. Bakanımız da orada çok güzel bir konuşma yaptı. Dedi ki biz yurt dışında geziyorduk, dolaşıyorduk, görüyorduk, hep hayal ediyorduk. Ama keşke bizim ülkemizde de olsun diyorduk. Ama hiçbir şekilde olmuyordu. Ama biz 21 yılda bu hayallerin hepsini gerçekleştirdik. Her zaman ayaklarımız yere basan, gerçekten yapılabilir şeyleri vaat ettik. Bunların hepsini de gerçekleştirdik. Hep eser ve hizmet siyaseti yaptık. Dersimizde çok iyi çalıştık. Biz AK Parti olarak şu zamana kadar yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla milletimize, insanlarımıza güven verdik. Ondan dolayıdır ki şu an birçok yerde dolaşıyoruz, geziyoruz. İnsanlar bize çok güveniyor. Yani diyorlar ki siz AK Parti yaptınız, bundan sonra da yaparsınız. Biz tekrar istikrara, geleceğimize, vatanımıza, milletimize, ülkemize, çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği için yine sizi destekleyeceğiz diyorlar. Biz de bu teveccühlerle halkımızı da arkamıza alarak bize olan güvenlerini tekrar tazeleyerek bundan sonra da yolumuza inşallah devam edeceğiz. Öncelikle biz de sizden 14 Mayıs için destek istiyoruz, dualarınızı istiyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah Allah'ın izniyle tekrar Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanı olarak seçmeyi Allah bizlere nasip etsin inşallah. Tekrar istikrarlı bir şekilde ülkemizi, malumunuz görüyorsunuz, İHA'larımız, SİHA'larımız gökyüzünde, TCG Anadolu gemimiz boğazlarımızda, denizlerimizde, denizlerimizi süslüyorlar. İnşallah bundan sonrası için de tekrar savunma sanayinde ülkemizin kalkınması için mesela en son malumunuz bir çok büyük iki deprem yaşadık ülke. Çok büyük pandemi felaketi geçirdik. Tüm dünya pandemide hastalarını dahi hastanede tedavi ettiremezken biz 112 aradığımızda ne oldu? 112 aradığımızda geldik, evimize ilacımız, doktorumuz ayağımıza kadar geldi. 3 tane, ben her yerde söylüyorum, 3 tane aşı oldum, 1 kuruş para vermedim. Duyuyoruz ki Avrupa'da 150 dolardan başlıyor bir aşının fiyatı. Biz o yüzden en son şunu söyleyeyim, bir de depremde mesela geçen dolaşırken Yalova depremzede bir vatandaşımızla karşılaştık. Şöyle dedi, 2,5 ayda bir çadır alamadım dedi. Bakın 2,5 ayda bir çadır alamamak, hayal edebiliyor musunuz? Biz 2 ayda köy evlerini teslim ettik ve Cumhurbaşkanımız oradaki insanlara, depremzede vatandaşlarımıza söz verdi. Bir yılda herkes evine taşınacak inşallah. Yeni evlerine, güvenli evlerine taşınacak. Hiçbir hükümet, bakın 11 tane şehirde aynı anda gerçekleşen ve çok büyük yıkıma sebebiyet veren böyle bir deprem hiçbir hükümet malumuz ki altından kalkamazdı. Ama biz ne yaptık? Güçlü hükümetimiz, güçlü bir devlet adamımız sayesinde depremlerin de üstesinden geldik. Pandeminin de üstesinden geldik. Bundan sonra da inşallah 21 yıldır yaptığımızın daha da üstüne koyarak daha yeni yeni atılımlarla, yeni yatırımlarla ülkemizi daha da geliştirmek istiyoruz. Desteğinize talibiz. 14 Mayıs'ta inşallah Allah'ın izniyle tekrar kazanmayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hakkınızı helal edin.